Hoş geldiniz Ceylan Hanım. Buyurun. Bu adamları nereden tanıyorum ben Ebru? Ünal Bey'in mekanındalardı. Alparslan yerleştirmişti. Buraya geldi çocuklar. Alparslan babanın burada olduğunu duyunca. Müsait mi kendisi? Size her zaman müsait diye düşünüyorum. Buyurun. Ben buradayım Ceylan Hanım. Kubilay, Ceylan Hanım Alparslan babanın teyzesidir. Bil. Tedbire gerek yok. Hoş geldiniz efendim. Baba, teyzeniz geldi. Buyursun. Merhaba Alparslan. Hoş geldin teyze. Buyur. Ne ikram edelim efendim size? Hiçbir şey. Ebru Hanım. Biliyorsun seni çok severiz. Ancak bir daha buraya böyle habersiz gelmen uygun olmaz. Buraya tek gelmedim Tekin. Ama davet de edilmedin. Dikkat edersen baba seni sabah arayıp teyzemi al buraya gel demedi. Çabuk toparlamışsın. İyiyim. Teşekkür ederim. İyi olduğunu görüyorum zaten. Senin neyin böyle iyi ettiğini anlamaya çalışıyorum. Bak, amcan hayatını korumak için bir tavır sergiledi. Haklısın. Alınmakta da kırılmakta da haklısın. Ama şu gördüğüm manzarada bence bütün haklılığını yitirmiş görünüyorsun. Ben ne alınmış durumdayım ne de kırılmış durumdayım. Benim haklı bir davam var. Ben davamın peşindeyim. Nedir haklı davam? Mafyacılık oynamak mı? Ben bir oyun oynamıyorum. Alparslan bu ne hal? Sen bunlar için yetişmedin. Sen gördüğüm en akıllı adamsın. Ama bu yaptığın akıllı bir adamın yapacağı iş değil. Teyze, bu işlerin içinden gelmeyen tanıdığın biri var mı bu hayatta? Abim vardı. Davası vardı, bir amacı vardı. İyiydi ya da kötüydü. Ünal, bir davası vardı. Tamam, şimdi sinirlisin, kızgınsın ama amcan her zaman bir davası vardı, her zaman bir amacı vardı. Ama onlar bunu yapmaya mecburdu. Senin böyle bir mecburiyetin yok. Hayatı böyle yaşamaya bir mecburiyetin yok senin. Hayat benim hayatım. Ve benim hayatıma kimsenin müdahale etme hakkı yok. Teyzem de olsa... yok. Az önce uçurumdan atlamana engel olma hakkın vardı ama. Pişman mısın?
suçumdan atlamadığını sanmıştım. Seni kurtardığımı sanmıştım. Yanılmışım. Kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.